Merhabalar. PDCA ile Deming'le devam edeceğiz. Deming bugünkü kullandığımız bu PUCO çevrimlerinin yani veya sürekli iyileştirme çevrimlerinin son halini veren kişi. Shewhart'tan ne fark var? Shewhart'ta bakın ne vardı? Bir specification ile başlıyordu. Yani bir hedefle başlıyor. Tamam mı? Şurada gördüğünüz gibi birinci faz. Tamam mı? Sonra diyordu ki, yani örnekle gidelim, işte kalıpta şey parçada bir gaz boşluğu var. Tamam mı? Sorun buydu. Sonra ikinci aşamada, tabi orada aksiyon alıyorsun vesaire, bu aksiyonu uyguluyorsun. Tamam, o da sıkıntı değil. Sonra da kontrol ediyorsun. Burada kalmıştı Shewhart çevrimi. Aslında bu çevrimi sürekli iyileştirme anlamında çevrime getiren kişi Deming oluyor. Burada dördüncü bir madde ekliyor. Burada act kısmı veya action kısmı. Tamam mı? Şimdi burada action kelimeleri takılmayın. Sonraki şeylerde video serilerinde daha anlaşılır hale gelecek. Buradaki çevrim şu. Ayar yapıyorsun sürekli. Yani Shewhart'ta neydi? Planlama. Böyle bu şekilde PDCA. Deming bunu PDCA adjustment veyahut da ayar kısmını ekliyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani sen bir plan yapacaksın bir sorun için. Sonra bu aksiyonu alacaksın, uygulayacaksın. Sonra kontrol edeceksin. Sonra sonuçlara göre tekrar ayar yapacaksın ve en başa döneceksin. Tamam. Deming buraya ekliyor aslında. Tamam mı? Sonrasında bu çevrim tabii bakın gördüğünüz gibi aslında hepsi birbirinin aynısı ama yavaş yavaş şu hali alıyor. Yani Japon sisteminde işte 1951'deki son hali bizim de kullandığımız bugünkü haline geliyor. İşte bir sorun planla uygula, kontrol et ve işte ayar yap. Şunu da koydum hani görmeniz için. 1985'te ise plan ve uygulama kısmını tamam mı? Şurada ikiye bölüyor. Ya çok önemli değil ama ben şu şekilde yani bu fazların eksik kalmaması önemli noktaların altını çizmek için planlama kısmını mesela ikiye bölmüş. Sadece bilgi olarak paylaşacağım. Mesela ikiye bölmüş. Bu şuradaki kısımda diyor ki sorunları özür dilerim hedeflerin belirlenmesi. Burada ise bu hedefleri nasıl yapacağız, ulaşacağız. Bunun belirlenmesi. Yani bir aksiyon planı ortaya konması. Uygulama kısmında ise şuraya eğitimle ilgili bir atıfta bulunmuş. Yani neden hani açıkçası bunun felsefesini ben de anlayamadım ama eğitimle alakalı bir atıfta bulunmuş. Burada ise bizim uygulama kısmını getirmiş. Yani plan ve uygulama kısmını ikiye bölmüş. Tamam mı? Ama sizin üretimde göreceğiniz yani esas bizim PDCA çevrimimiz burada. Burası birazcık daha detaylandırmış. Şimdi arkadaşlar artık bundan sonraki derslerde bu son slide. Bundan sonraki derslerde biz PDCA'yı nasıl uygulayacağız? İçeriği nedir? Bundan bahsedeceğiz ama ben özellikle burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kafanızda oturması için. Şimdi internette falan böyle ararsanız mesela bir 7 basic tool, işte kalitenin 7 aracı vesaire gibi böyle bir başlık göreceksiniz. Bu kalitenin 7 aracı tamam mı? Mesela içine ne var? Çok duyarsınız. Pareto, balık kılçığı, işte grafikler, efendim işte histogram, kontrol kartları, çetele listesi vesaire. Bu tarz böyle kalitecilerin bu sürekli iyileştirme yaparken veya PDCA çevrimde kullandıkları bir hatayı tanımlarken, bir durum tespiti yaparken, bir kök neden analizi yaparken değil mi? Veyahut da aldığı aksiyonların sonuçlarını irdelerken, analiz yaparken kullandığı araçlar var. Bunları ben hemen hem problem çözme teknikleri 8Z'nin içine de bir kısmını anlattım. Oradan da hani belki biraz bakabilirsiniz. Özellikle 5 neden analizi veya balık kılçığı analizine. Tamam mı?
Bu araçlar bizim için çok önemli. Hani dedik ya, PDCA'de mesela plan, işte sorunu tespit et. Neyi nasıl tespit edeceksin? Orada bir metot kullanman lazım. Veyahut da kök neden analizi. Kök nedenini bul. İşte sizin bu PDCA'de işinizi kolaylaştırmak için, size bir yöntem vermek için verilen araçlar. Şimdi bu 7 araçlar plus artı PUKO'yu koyduğunuzda, PUKO çevrimi, PDCA çevrimi koyduğunuzda, işte Japon imalat sistemini bugünkü günlerine getiren, bu kaliteyi erişmesini sağlayan sistemin altyapısını oluşturuyor. Yani Kaizen. Tamam mı? Yani Kaizen, farklı bir derste anlatacağız ama Kaizen aslında sürekli iyileştirme diyebilirsiniz. Tamam mı? İşte Japonca'da change for good diye bir İngilizce'de açılımı da varmış. İşte bu Kaizen nereden geliyor? İyileştirmenin temeli nasıl yapıyor? Yani Kaizen, sürekli iyileştirme yap kardeşim dediğinde, sen adama bir yöntem de vermen lazım. İşte bu yöntemin oluşturan ana şey bu iki tane temel komponent. Bir tanesi bize daha önce verilen 7 tane kalite aracı artı PDCA cycle'ı. Siz bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman Kaizen'e, yani sürekli iyileştirmeye ulaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sonraki derste artık PDCA'yı nasıl uygulayacağız, buna bakacağız. Görüşmek üzere.